Bilecik'ten, Bayırköy'den, aynı zamanda üniversiteden gelen kardeşlerimize, Bilecik'ten, Bayırköy'den bizi yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun diyorum. Evet arkadaşlar, malum süreç başladı. Yerel seçimler. İnşallah 30 Mart'ta bölgemizde, Bilecik'imizde, 11 tane belediyemizde yerel seçimleri gerçekleştireceğiz. Bayırköy'ün hassas olduğu bir nokta var. Partili arkadaşlar kusura bakmasınlar, ben bu akşam burada biraz daha açık ve net konuşacağım. Burada bulunan gençlerin bir kısmı evet AK Parti'ye gönül veren kardeşlerimiz de var. Ama Bayırköy son 5 yıldan beri memleketini seven, Bayırköy'ünü seven, illaki diğer görüşlerdeki arkadaşlar da var. Özellikle başkanlığı ve arkadaşlarını seven bir gençliğe sahip oldu. Bu konuda ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir parti ayrımı yapmadan. Buradan baktığımda tek tek ben aşağı yukarı çok da şaşırmam galiba. Kimin hangi görüşten, hangi partili, AK Partili mi, CHP'li mi, MHP'li mi olduğunu biliyoruz ama biz son 5 yılda Bayırköy'de ne parti adandık, ne birlikteyken, hep beraberken, ne görüşü belli ettik, ne de sizler de aynısını yaptınız. Herhangi bir siyasal kuruluşu, borazancılığını sizler de bizlere yapmadınız. Belediyelik olduğu 86'dan beri İlla ki herkesin gönlünden geçmiştir. Bir havuz projemiz vardı bizim. Herkes dillendirdi bunu ama bu dönem bize yapmayı yaradan nasip etti. Bize nasip oldu bu iş. Bayırköy'de artık gençlerin eğlenebileceği, geçen yıl bir buçuk aylık gibi sürede Bayırköy gençliği çalıştırdı bunu özellikle, biliyorsunuz sizler de. Bir buçuk ay çalıştırılan havuz bu dönem inşallah hem bayan kardeşlerimize hem sizlere olmak üzere tam sezon faaliyete geçecek. Yine 2012 yılında ben sadece satır başlarını böyle çok uzun hazırlandığı için detayına girmeyeceğim. 2012 yılı içinde doğalgaz. Bayırköy'de doğalgaz biraz sancılı geldi. Bilecik diğer mevcut doğalgazı olan yerlerine biraz rahat geldi ama bizim orada bir fabrikamızın etrafında geçmesiyle ilgili sıkıntı olduğundan dolayı Bayırköy'e biraz doğalgazımız geç geldi ama bizim dönemimize geldi. Nasip oldu. Şu anda Bayırköy'ün yaklaşık benim bildiğim kadarıyla %60'ında falan doğalgaz kullanılıyor diye bize gelen bilgiler var. Yine çok konuşulan gölet projesi. Yıllardan beri Bayırköy'e gölet olur mu, olacak mı diye. Ben kendisine buradan teşekkür ediyorum. Yani yüzüne de söyledim bunu. Bayram abinin başlattığı bir projeydi bu. Eski belediye başkanımızın başlattığı bir proje. Sonra bir askıya alındı proje. Biz bu projeyi tuttuk. Yeniden canlandırdık. 30 Ocak'ta da Bayırköy göletinin ihalesi yapıldı. İnşallah bu da 2015 yılının başlarında bize söylenen su toplamaya başlayacak. İnşaatın 2014 yılının içinde de başlanabilir. 2015'te de gölet olacak. Ne olacak gölet? Belki yaşı burada Ahmet abimizin, Hasan abimizin biraz ilerledi. Onlar biliyorlar. 72'de sel geldiğinde Günveren Deresi'nin, yani Günveren Köyü'nün o taraftan gelmişse. Biz burayı taşkın sulardan koruyalım diye yaptık. Yani belki 40 yıl olmayacak ama olduğunda da bizim aşağıda yaptığımız tüm güzellikler heba olacak. Bakın, belediyenin nimetleri ne olduğunu herkes biliyor. Belki bir Mustafa Yaman olmasa hiçbir şey olmazdı. Bir problem değil ama beldemizde sadece belediye için söylüyorum. 16 tane gencimiz, iş kurdan 6-7 tane kardeşimiz. Yani 22-23 kişi zaten çalışanlarımız var. Bizim belediyeye ihtiyacımız oluyor. Nerede oluyor? İşte öğrenci gençlerimiz ücretsiz gidiyor. Bayırköy'den Bilecik'e ulaşım, biliyorsunuz biz de 2 yıldan beri ücretsiz. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz öğrencilerimizden. Yine 65 yaşındaki yaşlılarımızla, yıllarca bize hizmet etmiş, beldemize hizmet etmiş vatandaşlarımızla belediye hizmetlerinden ücretsiz faydalanıyor. Bunlar belli başlıkları. İşte çöplerin alınmasından tutun, Bayırköy biliyorsunuz az da olsa çiftçilik var, bentlerin çıkartılmasına, arkların alınmasına kadar bize belediye olmazsa olmaz. Biz belediyeyle yaşamaya alıştık. Bu saatten sonra belediyesiz bir hayat ben Bayırköy'de düşünemiyorum. Yine söylüyorum, birlik, beraberlik sadece seçim döneminde değil. Aynı sizin yaptığınız gibi 5 sene omuz omuza verdik birlikte. Birlik, beraberlik arkadaşlar, gençler. Özellikle sizden ricam. Şunu da özellikle söyleyeyim. Burada açıldı. Bunu belediyeden, hoparlörlerden duyacaksınız. Ben Bayırköy'e belediye başkanı olarak, aday olarak geldiğimde hedefimi koydum. Hedefli yaşamasını seven insanım ben. 2 dönem diye geldik biz. Bir dönem yaradan nasip etti. İnşallah bu dönemde adayız. Kazanırız ya da kaybederiz. Bu zaman içinde göreceğimiz, alnımıza ne yazıldıysa onu göreceğimiz bir olay. Ama bizim üçüncü dönemimiz siyasette olmayacak. Yani Bayırköy'de olmayacak.
Bu arada Bilecik'teki kardeşlerimize de mesaj olsun bu. Dikkat etsinler kendilerine. Bayırköy'den bir dönem sonra abilere buraları karıştırmaya gelin. Helal başkan sana! Konut meselesi. Bu konuda başarısızız dedik biz. Bunu ne zaman söyledik? Her sene halka açık yaptığımız toplantılarda söyledik. Arkadaşlar biz bu konuda çok başarılı değiliz. Bitirecek miyiz? Evet bitireceğiz. Ondan yana da sıkıntımız yok. Ama süreç biraz uzadı. Yapamadığımız işlerden bir tanesi o kaldı. İnşallah önümüzdeki günlerde de bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. İşte arkadaşlardan, yönetim kurulundan olan kardeşimiz de oldu Hüseyin. Hızlandırdık. İnşallah seçimlere kadar orada bir şeylerin gözüktüğünü hep beraber göreceğiz. Yine tren yolu altı ile ilgili, önümüzdeki dönemle ilgili basında da çıktı. Bunu arkadaşlar işlediler. Çılgın proje değil, proje. Ben onlarla ilgili de kısa bilgi vereyim. Bu arada herhalde mekan sahibi bize çay falan da ısmarlar Mustafa. Çayımızı da içeriz. Bu projeyi size bir anlatayım. Bayırköy'de hızlı tren projesi gerçekleştirdikten sonra Devlet Demir Yolları normal yük taşımacılığındaki hattı iki hatta çevirecek. Yani şu anda Bayırköy'ün içinde belki iki ya da üç hat var ama hariçte mesela Bayırköy'ün çıkışında tek hat var. Bu hatlar gelişli gidişli olacak. Bundan sonraki süreçte. Sadece Bayırköy'de değil Türkiye'nin genelinde bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani bunu anlatırken işte ben tren yolunu Mustafa Emin olarak aldım kaldırdım falan diye hava atmamıza gerek yok. Bu bir süreçti. Bu süreçten biz faydalandık. Bize dediler ki başkanım yeni projede demir yolunun altını Bayırköy'de yaşayan arkadaşlarımız özellikle arazisi olan kardeşlerimiz bilir. O demir yolunun altında Tekersan'a doğru giden yolda ikinci yol yapacağız dedi. Biz dedik olmaz. Orası bizim arazi yolumuz. Oraya biz müsaade etmeyiz. Orası bizim araziye, tarlaya, bahçeye gideceğimiz yol. Buraya müsaade etmeyiz deyince sağ olsun hükümetimiz de bu konuda destek oldu bize. Bizi seven kardeşlerimiz, abilerimiz işte Bayırköy'de görüyorsunuz Devlet Demir Yolları Bölge Müdürü, Haydarpaşa Bölge Müdürü de bizim öz abimiz aynı. Siz bize nasıl abi diyorsanız biz de ona o şekilde diyoruz. Yeni bir proje çizildi. İnşallah demir yolları Bayırköy'ün dışına çıkacak. İnşallah önümüzdeki dönemin en büyük projelerinden bir tanesi bu olacak. Yine genç kardeşlerimizin bizden ısrarla istediği, gençlerimizin istediği. Ya başkanım halı saha için Bilecik'e geliyoruz veya Osmaniye'ye gidiyoruz ya. Halı saha artık bizim için sıkıntı değil arkadaşlar. İşte belediyeden kardeşlerimiz de buradalar. Kendileri de biliyorlar bunlarla ilgili yaptığımız çalışmaları. Halı saha 70-80 liraya yapılacak proje. Artık biz bunlara geçtik. Bakın yakın zamanda gerçekleşen iki tane olay. İşte Bayırköy'de doğalgaz çalışılan yerlere taş lazım oldu. İhalesini yaptık ve parası hazır bitti. İşte çöp arabası 15 gün sonra gelecek. Bunların hepsi 150 milyarlık işler. Halı sahası halı sahayla ilgili hiçbir sıkıntı yok. 2014'te bunun hemen sözünü veriyorum ben size. Çok büyük proje değil. 2014 yılı içerisinde halı sahanız hazır. Bundan yana bir sıkıntımız yok. Bir de gençlerimizle ilgili. Burada şunu geçen dönem tamamını yapamadık. Gönderdik. Bayırköy'de yaşayan her genç, erkek olsun, bayan olsun Çanakkale'yi görecek. Bununla ilgili bir iki gezi düzenledik, dolaştık. Ben de katıldım bir tanesine arkadaşlarla. Çok güzel bir şey oldu. Çanakkale, üzerine en çok kitap yazılan, üzerine en çok konuşulması gereken bir memleket. Vatan toprağı, savaşların yaşandığı bir yer. Gönlümüzden geçiyor. Bayırköy'de ailesinin izin verdiği her genci bu dönem artık ya işte şucuymuş, bucuymuş, şöyle olmuş falan yok. Çekeceğiz otobüsümüzü belediyenin önüne. Arkadaşlar çalışma yapacaklar. Ama bir otobüs, ama iki otobüs, ama üç otobüs neyse. Ama Bayırköy'deki tüm kardeşlerimize Çanakkale'yi göstermek rehber eşliğinde. Giden arkadaşlar biliyor. Göstermek istiyoruz. Bayırköy Belediyesi işte borç batağında bir tanesi yazmış başkanım çok borç yapma gelince bizi üzme diye. Rahat olsunlar Bayırköy'ün borcu falan yok. Yani bir Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifinde çalışan kardeşimizin borcu neyse bir tane Bayırköy Belediyesi'nin borcu da o kadar. Biz kimseye borç da bırakmadık. Bırakmayacağız da. İnanın hele bu sene çok iyi bir bütçe yaptık kendimize ve başarı oranımız %80'lerde sanırım. Yine belediye başkanımız olarak Bilecik'te olsun, dışarıda olsun sizleri elimizden geldiği kadar temsil etmeye çalıştık. İşte Bilecik Belediyeler Birliği'nde olsun, Bilecik Karasu Birliği'nde olsun. Yine İller Bankası'nın iki dönem il temsilciliğini yaptık biz Bayırköy olarak da. Bayırköy Belediyesi. 2012 yılında da bizi çok mutlu eden bir tablo oldu. 2012 Mart ayıydı sanırım. Marmara Belediyeler Birliği.
233 tane belediyesi var. Marmara'nın kendi belediyeler bilin. Mart ayında 233 belediyeden Bayırköy Belediyesi ayın belediyesi, biz de ayın belediye başkanı seçtik. Evet.